Ülkemizde malum trend olarak ifade edilen sokak lezzetlerine ilgi her geçen gün artıyor. Onlardan biri de Sivas'ta. Sivas'ın bazlama ekmeği ve yöresel lezzetleriyle yapılan tostunu ekranlarınıza getireceğiz. Aslında tost deyip geçmemek lazım. Sivas'taki tostun ünü Türkiye'deki birçok noktaya ulaşmış durumda. Türkiye'de sokak lezzetlerine ilgi her geçen gün artıyor. Sivas yöresine özgü tostun namı ise adeta Türkiye'nin birçok noktasına yayılmış durumda. Tostun içerisinde Sivas yöresinde üretilen kavurmalar, pastırmalar, sucuklar ve kaşarlar bulunuyor. Tamamı Sivas yöresinde üretiliyor. Tabii tostun en büyük özelliği ise bazlama ekmeğiyle yapılması. Şu anda bazlama ekmeğini ortadan kesiyorsun değil mi? Nedir Sivas tostunun özelliği? Sivas tostunun özelliği gördüğünüz gibi bazlamamız özel yapılıyor bizim bazlamamız. Aynı zamanda özel dana kavurmamız, dana pastırmamız ve de dana sucuğumuz var. Ekmeğin üzerine koyuyoruz. Evet, ekmeğin üzerine kaşarlarımızı koyuyoruz abicim. Evet, şu dana sucuklarımız özellikle bu şekilde. Bunun üzerine de özellikle dana kavurmamız gördüğünüz gibi. Süper bir lezzet oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle de pastırmalarımız. Bu aynı zamanda bir porsiyona tekabül ediyor. Bunu sabah, akşam, gündüz ne zaman derseniz yiyebiliyorsunuz. Tost makinesine mi gidiyoruz şimdi? Evet, şu an tost makinesine. Ve üzerine de tereyağı mı? Tereyağı koyuyoruz içine de gördüğünüz gibi Murat Bey. İçine mi koyuyorsun? İçine koyuyoruz, sonra piştikten sonra ekmek kevreyince tekrar üzerine de salacağız şimdi. Birçok malzeme görüyorum burada. Bunlarla da tost yapıyorsunuz ve 12 saat garantili mi? Evet efendim, 12 saat garantili. Bunun içinde yok yok. Gördüğünüz gibi salam, sosis, dana kavurma, pastırma, tereyağı, domates, biber hepsi var efendim. Yaklaşık 1 kiloya yakın gördüğünüz gibi. Sivas tostunun lezzetine bakmak için Türkiye'nin birçok noktasından Sivas'a gelenler de oluyor. Afiyet olsun diyelim. Tostu nasıl buldunuz? Tost çok güzel, çıtır çıtır. Abi severek ve beğenerek yediğimiz tek bir yer Sivas'ta. Tabii tostun yanında çay olmazsa olmazlardan, ancak bize gelen çay birazcık normallerin üzerinde. Çünkü burada çayı bu şekilde ikram ediyorlar. İşte normal bardakla çay ve masaya gelen çayın boyutu. Bu lezzeti tatmak için Avrupa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Danimarka'dan gelen misafirlerimiz var.